Evet arkadaşlar, siyah kuşak reklam ve davet teknikleri eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Her pazar saat 11'de değişmediği sürece bazı özel durumlar hariç bu eğitime devam ediyoruz. Benimle ilgili arkadaşlar blog yazılarımı okumak isterseniz bakın yavuzbakci.com'dan da blog yazılarımı okuyabilirsiniz konuyla alakalı. Evet şimdi önce nazari eğitimle devam ediyoruz. Arkadaşlar bizlerin bir teklifi var insanlara. Bizlerin teklifi nedir? İnsanlara yardımcı olmak. Biz insanlara yardımcı olmayı teklif ederiz. Biz insanlara teklifle gidiyoruz. İnsanlara bir öneriyle gidiyoruz. Güçlü bir teklifimizin olduğunu düşünüyoruz. Güçlü bir önerimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu arada ben videomu durdurayım da ekranı daha rahat görün siz. Evet, güçlü bir teklifimiz, önerimizin olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Biz insanları unutmayın. İş teklif etmeyiz. Biz insanlara ürün teklif etmeyiz. Biz insanlara yardımcı olmayı teklif ederiz. Birçok insan gidip bir iş var, harika şeyler başaracağız diyor. Doğru, bu bir iş. Yani bir iş, doğru. Yani bir business. Hem de uluslararası, hem de gerçekten büyük bir oyun, büyük bir ticaret. Yani doğru. Evet, ürünlerimizi kullanıyoruz doğru. Ancak ilk etapta bizim önerimiz nedir? Yardımcı olmayı. Biz insanlara işimiz ya da olanaklarımız, hayal olanakları ve ürünleriyle yardımcı oluruz. Ama unutmayın, yardımcı olmayı teklif ediyoruz. Reklam ve davetteki en önemli anayasa maddesi, bir numaralı madde bu diyebiliriz. Püf nokta. Arkadaşlar, hızlı olmak, çabuk olmak, dikkat, acele etmek, telaşla yapmak farklı bir şeydir. Hızlı, tempolu yapmak farklı bir şey. İkisini birbirine sakın karıştırmayın. Doldur boşaltlarla iş yapmayın sakın. Aceleyle, panik halinde iş yapmayız biz. Ama hızlı oluruz. Evet, çabuk çabuk yaparız. Evet, hızlı hızlı yaparız. Doğru. Ama bu dediğim gibi acele etmek veya panik halinde hareket etmek değildir. Yani hızlı olacağız, tempolu olacağız, çabuk çabuk yapacağız işi. Ancak telaşla iş yapmayacağız. İşimiz arkadaşlar, evetlerle hayırları hızlıca tasnif etme işi. Biz tasnif işindeyiz. Merak etmeyin arkadaşlar, birisi hayır dediğinde sonsuza dek hayır değil o. Daha sonra tekrar reklam yapacağız o kişilere. Onlara gönderilecek reklam yaklaşımlarımız da var. Merak etmeyin, onlar şimdilik stepnede kenarda beklesin. Şu anda bizim yapmamız gereken şey hızlı bir şekilde insanları tasnif etmek. Birkaç tane hayır cevabına göre işinin nasıl gittiğini de asla yargılamayacağız. İşte bir küçük sayılarla işini yargılarsan kendine karşı büyük haksızlık yapmış olursun gereksiz yere. Biz arkadaşlar kayan ticaretine başladığımızda bunu çok iyi biliyorduk. Bu kayan işinin anayasa maddelerinden bir tanesidir bu. Hızlıca tasnif etmek insanları. O yüzden dolayı biz ilk 8 günde 82 kişiyi taradık sunum videosuyla. Sunum videosunu arkadaşlar 45 dakikalık da 16 dakikalık da değil o zaman. 1 saat sürüyordu sunumlar ve şeyden de değil, Zoom'dan da değil. Şunu biliyorduk, hızlı bir şekilde biz karar toplayıcısıyız. Seslerden bir tanesi mi açık, bir çıtırtı geldi bir yerden, bir hışırtı geldi. Benim kulaklar onda. Evet. Tamam. Hızlı bir şekilde hayırları ve evetleri toplamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bu arada ben bir düşüneyim şimdilik hayırdır onu söyleyeyim. Ya da ben bir şey yapalım yani bir düşüneyim efendim baktım gördüm uzuyor iş. O şimdilik hayır olarak düşünmen lazım. Evetler zaten bellidir. 3 gün içerisinde yani mümkünse hemen değilse 3 gün içerisinde evet'e dönüşmüyorsa zaten onu bilin ki şeydir. Yani bir de şeydir parasını ayarlıyordur tamam o da hadi kabul edilebilir. Ama yani 3 gün içerisinde evet'e dönüşmeyen bir görüşmeye süreci şimdilik hayırdır. Ha, birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra gelebilir. Birkaç yıl sonra gelebilir. Ona bir şey demiyorum. Ama unutmayın işimizi tasnif etmek. Dolayısıyla evetlerle karar toplayıcılığını arkadaşlar hızlı bir şekilde, hızlıca, çabuk çabuk yapmamız önemli burada. Bizim projeksiyonumuzda da nedir? Hemen biz 20 kişilik bir liste yaptırırız genelde. 20 kişiyle 20 yılda görüşmekle, 20 kişiyle 1 yılda görüşmekle, 20 kişiyle 20 günde görüşmek arasında çok büyük fark vardır. Mümkün mertebe bunu ilk 15-20 güne sığdırmayı biz tercih ederiz genelde. Aklınızda bu bulunsun. Yani ya bu işin hızı ne olmalı? Çabuk çabuk dediğinizden kastettiğiniz şey nedir? Arkadaşlar her gün bir görüşme çok güzel bir tempodur. Bakın ben size söyleyeyim. Çok güzel bir tempodur. Bir yıla kalmaz diamond olursunuz. Eğer yani diamond olursanız mesela ben şaşırmam.
Mesela Gülay Hanım hiç şaşırmaz. Bir yılda daima olur. Günde bir görüşmeyle başlattığınız ticaretinizde. Dolayısıyla işimiz tasnif etmek. Hızlı hızlı yapacağız. Amacınız arkadaşlar inceletebilmektir. Reklam davet yaparken amacın fikri detaylı şekilde inceletebilmektir. Ürün satmak değil. İş ortağı, bir dakika şu şey. Ha. Ürün satmak değildir çarpı. İş ortağı olması değildir, kaydetmek falan değildir. Amacın inceletebilmektir. Çünkü inceletebildiğin aday evet der. İnceletemediğin aday hayır der. İnceletememek sadece sana mı bağlı? Hayır. Tamamen timingle alakalı bir şey arkadaşlar. Bu zamanlamayla alakalı bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Kişinin o gün başı ağrıyordur. Hayır der. Kişi o gün eşiyle tartışmıştır. Hayır der. İşleriyle ilgili normal hayatıyla ilgili bir sorun olmuştur. Hayır diyebilir. Bana göre değil diyebilir. Ancak sonsuza dek hayır anlamına da gelmiyor. Sen misin bunun sorumlusu, inceletememenin sorumlusu? Tam olarak değil. Adaydan da kaynaklı olabiliyor bu. O gün onun için uygun değildir arkadaşlar. Saat 12'si gelmemiştir henüz. Yani çanlar saat 12'yi çalmıyordur. Benim saat 12'yi çalıyordu. Buradaki hepimizin bir gün geldi. Belki ilk gördüğümüzde Kayani'ye evet demedi. Saatimiz saat 12 değildi. Kayani'ye hazır değildik. Ama daha sonra ikinci kez şunu bir daha bir inceler misin dedi arkadaşlarımız. Ve baktık yine saat 12 değildi belki ama üçüncü kez dediler daha sonra. Olur dedik ya biz de başlayalım dedik. Değil mi? Birçoğumuz için böyle oldu. Dolayısıyla kendinizi bu konuyla ilgili kendinize karşı lütfen şefkatli olun. Yani çok da acımasız olmayın. Sizden kaynaklanmıyor sadece. Ancak inceletmek için tabii ki gereği neyse de onu yapmak zorundayız hepimiz. Doğru yaklaşım. Amaç ne diyoruz? Hep inceletebilmek. Takip listenizdeki adaylara baktığınızda hani sunum görmüş olan adaylar var ya sunumu gördüler ama kararsızlar ya da ne bileyim bir hayatın meşguliyetleri var. Dönüş yapmadılar henüz. Bu tür insanlar var ya. Arkadaşlar kendinize hep şunu söyleyin. Bunların henüz evet dememiş olmalarının sebebi henüz inceletememiş olmamdan kaynaklanıyor. İnceletememiş, inceleyemedi henüz. Müsait olmadı. Fikren müsait olmadı. Ya da başı ağrıyordu belki o sırada. O sırada belki uygun ortamda değildi, kafedeydi, bilmem nereydi. Bak bunların hepsi inceletme kalitesini belirleyen şeyler. O yüzden dolayı bunlara inceletebilirseniz arkadaşlar tekrardan bu insanlar ikinci hamle, daha sonra tekrar inceletebilirseniz üçüncü hamle, dördüncü hamleden sonra evet diyorlar ve başlıyorlar. Peki davet. Davet. Peki neye davet ediyoruz biz insanlar arkadaşlar? Zoom'a davet ediyoruz. Ürün kullanımına değil ilk etapta bakın. Neyin reklamını yapıyoruz? Bilgi almanın onun yaşamını güzelleştirebileceğinin reklamını yapıyoruz. Bilgi ortamına davet ediyoruz. Zoom'a. Bilgi almaya, bilgi paylaşım ortamına davet ediyoruz. Bu çok önemli. Adayın sorunu ilk etap, adayın sorununu, adayın bir sorunu var, adayın bir ihtiyacı var. Konuştuğun arkadaşına tespit ettin sorunu, ihtiyacı tespit ettin. İlk etapta onun sorununu ne çözecek? Arkadaşlar ürün mü? Hayır. İlk etapta ürün çözmez sorunu. Ürün tabii ki çözecek daha sonra veya iş fırsatı olanak çözecek mi? Tabii ki çözecek. Ancak ilk etapta daveti yaparken ürün ve iş çözmez sorunu. İlk etapta onun sorununu çözecek olan şey bir Zoom görüşmesidir. Evet, bu çözecek işte. Zoom görüşmesine davet edeceksin. Bilgi ortamına davet edeceksin, unutma. Liste tasnifi. Liste tasnifinde arkadaşlar yaparken rahat olun. Bazen düşünürsünüz, aklınıza insanlar gelmez. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Yeni başladıysanız eğer. Kendinize doğru soruları sorun. Mesela ben olsam sizin yerinizde kendime şu soruyu sorarım. Ben kimlerin sağlıklı yaşamasını istiyorum? Aklıma gelenler kimler? Kimler bu hayatı sağlıklı yaşasın? Kimler bu hayatı olası sağlık sorunlarından, ne bileyim, olası sağlık sorunlarını asgariye indirmiş bir şekilde yaşasın? Kimlerin böyle olmasını istiyorum? Kimlerin uzun yaşamasını istiyorum? Kimlerin zengin yaşamasını istiyorum aynı zamanda? Kimlerin sorunlarından kurtulmalarını istiyorum? Eğer ki canı cehenneme dediğiniz insanlar varsa arkadaşlar şey yapmayın. Kayani falan götürmeyin, onları listenize almayın. Silin gitsin. Gerçekten böyle söylüyorum. Ama sevdiğiniz insanlar, kimlerse bunlar, bunları arkadaşlar Zoom ortamına lütfen getirin. Anneniz getirin. Babaanneniz getirin. Efendim torununuz getirin. Oğlunuz, kızınız getirin. Teyzeniz, halanız, amcanız getirin. En sevdiklerinizi getirin.
Yani en sevdiklerimizle inşa ettiğimiz bir ticaret. Başka network firmalarında olduğu gibi bizim sürekli insan arayışında olmamızı gerektiren bir durum Kayan'da yok. Gerçekten yok arkadaşlar. Ürün kendi başına öyle bir kaldıraç etkisine sahip bir şey ki, araç ki arkadaşlar. Hani derler ya, ürün kendi kendisini pazarlıyor aslında. Evet, çok doğru. İki, bizim Zoom ortamlarımız gayet nezih ve kaliteli ortamlar olduğunu düşünüyoruz. Hem moderatör arkadaşlarımız, hem ürün anlatımı arkadaşlarım, anlatan arkadaşlarımız, hem ticari kısmı anlatan arkadaşlarımız gayet nezih bir şekilde yaklaşıyor arkadaşlarımıza. Dolayısıyla bu ortamlara getirin bu insanları. Ya benim babaannem ne anlar bu ticaretten demeyin. Gerçekten demeyin. Babaanneniz belki anlamayabilir. Ancak orada bir hissiyat elde eder. Nedir o hissiyat? Ya ben bu işin nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını tam anlamadım. Onu bilemiyorum. Ancak diye düşünür. Bu fikrin içinde sağlık var, onu anladım. Bu fikrin içinde para var, onu anladım. Bu fikrin içerisinde özgürlük anlamında bir şeyler var, onu anladım diye düşünür ya da hisseder. Ve kendisi belki yapamaz, doğru. Ancak unutmayın, o insanın yaşı ne olursa olsun çevresinde kendisinden daha büyük insanlar vardır. Kendisinden daha küçük insanlar vardır. Kendisinden daha bilgili, kendisinden daha vizyon sahibi, kendisinden daha gelecekle ilgili kokuyu çok daha iyi algılayabilen, dünyanın nereye doğru gittiğini çok iyi görebilen, hayalinin kendisine ve çevresindeki insanlara nasıl çözüm olacağını bilen insanlar vardır. Hiç kimseyi o anlamda es geçmeyin. Yeter ki dediğim gibi listenizi yaparken bu insanları öncelikle hedefleyin. Bazı insanlar kendi çevresine bırakıyorlar, çok uzak çevrelere gidiyorlar. Tabii ki arkadaşlar, Kayani fikri, Kayani sunumunu duymak, dinlemek herkesin hakkı bana sorarsanız eğer bu dünyada. Ancak öncelik sırası yapmamız gerekir burada. Önceden olsaydı eğer, mevcut sistemde çalışmıyor olsaydık, size derdim ki önce uzak ya da orta karar, uzak ortalık şeyde çok yakınlarınızla başlamayalım. Önce antrenman sunumları yapalım, daha sonra yakınlarınıza doğru gidelim. Hayır, şu anda öyle bir şey demiyorum. Gerçekten en yakınlarınızla başlayın arkadaşlar. Onları getirin bize, onlarla tanıştırın bizi. Eğer ki yeni tanıştığınız insanlar varsa, özellikle de sosyal medyadan tanıştığınız insanlar varsa, bu insanlarla gerçekten iyi arkadaş olun, ondan sonra getirin. Bu insanların tabii ne tür insanlar olduğunu bazen şey olabiliyor. Çünkü sosyal medyada tanıştıysanız, teklifinizi sunduğunuzda insanlar çok daha rahat bir şekilde hayır diyebiliyorlar tekliflerinizi. Ama bilin, her zaman arkadaşlar yakın çevrenizden başlayın. Ticaretinizi. Ki zaten bana sorarsanız 10-15 bilemediniz 20 kişiyle, 20 kişiden daha başka kişilere gitmek zorunda kalmayacaksınız. Zaten buna zamanınız da olmayacak zaten büyük ihtimalle taramayı yaparken. Reklam ve davette arkadaşlar 4 tane unsur var. Unutmayın. Merak, fayda, heyecan, coşku, eylem çağrısı. Merak. Aday meraklı bir şekilde gelmesi çok güzel olur. Çok çok güzel olur. Faydanın içerisine alınmış bir adayın gelmesi çok güzel olur. Heyecan, coşku, bir duyguyu vermeniz çok güzel olur. Tercihimizdir. Eylem çağrısı mutlaka olsun reklam davetinizde. Nedir eylem çağrısı? Zoom'da. Zoom'da buluşuyoruz. Meraklandırdın, faydanın içine aldın, heyecan coşkulu, heyecanlısın, coşkulusun ve eylem çağrısı. Telefonla arkadaşlar, telefonla çok daha güzel çalışır bu. Bir dönem biz sesli mesajları da kullanıyoruz ama son zamanlarda özellikle yaptığımız şeylerde, bu sunumlarda telefonun çok daha işe yaradığını ben düşünüyorum. Aklınızda olsun, 2 dakikayı geçmesin arkadaşlar. 120 saniyedir reklam ve davetin süresi. 120 saniye, 121 saniyeye geçti mi artık o davet olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlar. Notunuzu alın, kronometrenizi ayarlayın, alarmınızı kurun. Yan tarafa gerçekten yapın bunu, şaka yapmıyorum. Arkadaşınıza da şey yaparsınız, söylersiniz, çok fazla vaktim yok. 2 dakikayı geçmesin arkadaşlar. Bir ideali şeydir, 90 saniyedir. 90 saniye, çok fazla vaktim yok şeklinde başlarsın. Şu gün şu saat müsait misin, herhangi bir program var mı şeklinde devam edersin ve daveti alırsın. Bugün onu yapacağız zaten. Yani 2 tane daveti almanız arkadaşlar bugün şöyle söyleyeyim size, 5 dakikanızı almaz. 5 dakikanızı almaz. Bu kadar. Ondan sonra dönün işinize, normal işinize devam edin. Hayatın akışı içerisinde devam edin. Süreç algoritmasında benim hep tavsiyem şudur, sizlere de tavsiyem. Bak, her gün en az 2 kişiyle muhabbet edin ve veya tanışın. Muhabbet edin.
Muhabbeti muhabbeti derinleştirin, muhabbeti koyulaştırın. Amaç ne? Kişinin ihtiyaçları nedir tespit etmek. Asla reklam davete girmeyin burada. Asla yapmayın öyle bir şey. Yani asla girmeyin oraya. Sadece muhabbet, sohbet. Muhabbet ederseniz iki şey olur. Bir, insan karşınızdaki kişi sizi çok sever. İki, size çok güvenir. Ve sizden gelecek olan bir öneri teklife evet deme olasılığı çok yüksektir. Daha sonra çünkü ona Zoom yapalım mı diye davette bulunacaksın. O da büyük ihtimalle evet der. Neden? Çünkü seni sevmiştir. İki, sana güvenmiştir. Neden? Çünkü sen onu hayatında belki de ilk kez gerçekten dinleyen, sözünü kesmeden dinleyen belki de ilk insan oldun şu anda. Çünkü onun hayatında çok önemli bir tahtta oturuyorsun şu anda. Çok değerlisin. İnsanlar için değerli olun. İnsanlar için değerli olmanın bir numaralı formülü arkadaşlar, tebessüm edebilmek, gülümseyebilmek. İki, dinleyebilmek, sabredin. Sözünü kesmeyin hiç kimsenin. Yanlış şeyler söyleyebilir, sözünü kesmeyin. Eksik şeyler söyleyebilir, sözünü kesmeyin. Dinleyin, veriyi çekin, bol bol. Neye ihtiyacı var? Bu kişi neden Kayani yapmalı? Bu kişi neden Kayani ailesinde olmalı? Ya da en azından bu kişi neden gelip Zoom ortamında Kayani'yi dinlemeli? Hep bu sorunun cevabını bulmaya çalışın insanlarla muhabbette. Her gün en az bir tane davetiniz olsun. En az bir tane davet. İki tane olursa of, harika bir tempo. Harika ötesi bir tempo. Her gün bir takip görüşmeniz arkadaşlar olsun. Yani belki bir ay önce, 2 ay önce, 3 ay önce Kayani sunumunu yaptınız bir arkadaşınıza ve başlamadı, başlayamadı, kararsız kaldı. Tekrardan davet edin. Tekrardan gelip incelesin. Arkadaşlar 72 saattir. Kayani hafızasında tutma süresi. Şey gibi Facebook hikayeler falan vardır ya 24 saat geçerli. Onun gibi insan hafızasında da ön bellekte 72 saat. 73. saatten itibaren artık Kayani onun hayatında bir öncelik, bir aciliyet teşkil etmez arkadaşlar. Etmez. Dolayısıyla 73. saat ve sonrasında geçen kişileri daha sonra araya biraz zaman koyun. Hemen böyle 3-5 gün sonra değil. Bir iki ay belki, 3 ay, 5 ay, 6 ay. Benim arkadaşlar 9 yıldır takip ettiğim insanlar var. Hala daha takibimde bu insanlar. Günde bir tane takip görüşmesi de yapılabilir. Yani bir telefon olur vesaire. Yani konusunu açmazsın. O açar, nasıl gidiyor der vesaire oradan dolayı. Ve teklifini yaparsın dersin. Gel şunu bir daha bir incele ya. Gel şunu bir daha bir tam teşekküllü bir sunum gör dersin gelir. Görür ve daha sonra da evet der ve bismillah başlarsınız. Her hafta minimum arkadaşlar bir kişisel kaydı hedefleyin. Özellikle de ilk 2 ay boyunca bir kişisel kayıt. Peki bir kişisel kaydı nasıl alacaksınız? Zaten her gün bir davet alıyorsanız kaçınılmaz olarak haftada normalde bir tane kişisel kayıt gelir. İlk hedefiniz arkadaşlar 4-7 arası kayıt. Yani ne kadar hızlı o kadar iyi. Ben özellikle tavsiyem bakın bu süre tabii ki ne kadar hızlı o kadar iyi ama şeyi de aşmasın atıyorum. Haftada bir kayıt, 4 tane kayıt demek ki bir ay falan sürer. Bir buçuk ay gibi bir zaman zarfında ama bunu şöyle bir aya hatta ilk 20 güne falan sıkıştırabilirseniz muhteşem ötesi bir şey olur arkadaşlar. Benim tavsiyem odur. 4'ten az olduğunda çalışmaz genellikle. Yani sayıların ortalaması devreye giriyor burada. Genellikle başlayan insanların %20'si çalışır. %80'i sizin istediğiniz tempoda çalışmaz genelde. Yani ürün kullanır, ona bir şey demiyorum ama davet alma konusunda biraz çekimser davranır. Dolayısıyla bir momentum kazandırmak için ticaretinize ilk etapta şöyle bir 20 güne sıkıştırabildiğiniz, daha kısa olursa daha da süper olur tabii ama 20 günü ya da bir aya sıkıştırdığınız 4 ila 7 arası kişisel kayıt arkadaşlar çok güzel bir momentum verir ticaretinize. Ben ona şey diyorum, arabayı ikinci viteste vurdurmak. Yani marş basmıyordur normalde çalıştırmak için arabayı. Ne yaparsın? İkinci vitese atarsın. Oradan arkadan bir iki kişi iter. Önce bir hızlandırman gerekiyor arabayı, değil mi? Yani ikinci vitese atıp debriyajdan ayağını kaldırıp itmeye kalkarsan olmaz. Arabaya momentum kazandıramıyorsun, çalıştıramıyorsun ama önce bir itersin, itersin, itersin. Araba hızlanır, hızlanır, hızlanır. Belli bir hıza geldiğinde ondan sonra vurdurursun ve araba çalışır. Aynı onun gibi Kayani işi de. 4 ila 7 kayıt o yüzden diyorum ben. 4'ten az olmazsa süper olur. 7'den fazla olması da bazen sıkıntı olabiliyor. İlgilenemiyorsun bu sefer. Adaptasyonu ile ilgili sıkıntı oluyor ama 4-7 arası kayıt büyük ihtimalle şöyle bir 90 gün içerisinde seni Kayani'de ortalamaları söylüyorum. Çok rahat bir şekilde safir hatta rubi kariyerine getirir arkadaşlar. Biz bunu yaşadık.
Daha sonra gidersin belki duruma göre ticaretini bir 4-7 arası daha belki kayıt ileride bir şeye derinliklere serpiştirirsin ve ticaretin inşa olur. Her zaman odaklanmanız gereken şey Jade olun. Henüz Jade değilseniz ömürlük kariyer olarak Jade değilseniz Jade olun arkadaşlar. Nasıl Jade olacağınızı sponsorlarınızla konuşun, planını yapın ve daha sonra planı uygulayın ve Jade olun. Küçücük bir ticari başarıdır Jade. Küçücükmüş gibi görünen bir ticari başarıdır. Ancak arkadaşlar 2000 puandır doğru. Küçücükmüş gibi görünür. Ancak 2-3 tane Jade kopyaladığınızda artık yavaş yavaş o küçücük başarı olmaktan çıkar. Pearl olursunuz. Derinlikte bir 5-6 tane Jade arkadaşlar safir olursunuz. Jade olduğunuzda ve Jade olmayı insanlara öğrettiğinizde nasıl oluyor? Çok basit. Davetler alıyor, görüşmelerini yapıyoruz. Jade oluyor işte aramızda bir sürü Jade olan arkadaşlarımız oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Jade kopyalamasına özen gösterin. Eğer ki hedefiniz safir olmaksa aşağıda derinlikte ekibinizdeki arkadaşlar da hadi bakalım seni Jade yapıyoruz, hadi Jade yapıyoruz, hadi Jade yapıyoruz seni diyerek gidin. Hadi ben safir oluyorum sen de Jade ol diyerek değil. Hadi seni Jade yapıyoruz. Pearl olmayı planlıyor. Hadi seni Jade yapıyoruz. Safir olma, şey Ruby olmayı planlıyorsunuz. Ekibinizdeki insanlar hadi seni safir yapmamız lazım. Onların altındaki hadi bakalım seni Pearl yapmamız lazım. Onların yeni başlayan hadi bakalım seni Jade yapmamız lazım. Şeklinde yaklaşmanızı tavsiye ederim. Davet. Daveti neden yapacağım? Nasıl yapacağım? Bana daveti ne yaptırabilir? Ne olsaydı ben bugün görüşme takvimine, görüşme planlama grubunda Cumali Bey, Şule Hanım'ı tekleyerek isim soyisim şu adayım var atıyorum Ali Arslan mesleği budur dedirtirim. Ne olsaydı ben bunu yapardım? Ne olsaydı? Niye yapayım ki? Kendinize sormanız gereken ve cevap bulmanız gereken sorular bu sorular arkadaşlar. Buna benzer sorular. Sana bunu ne yaptırır? Ben yaptıramam. Sana bunu ne yaptırır? Bunun cevabını bulmak zorundasın. Sana bunu hayalini yaptırır. Ve nedeni yaptırır. Sebepler. Çünkü sebebi değiştirirsen sonuç değişiyor. Ve sebep ne kadar duygusal olursa o kadar iyi. Yani işte ben efendim milyoner olmak istiyorum. İşte Porsche'lere binmek istiyorum. Maserati'ye binmek istiyorum vesaire. Ondan sonra ticareti inşa ederken ilk düşüşü, ilk inişi yaşadığınız an ki mutlaka inişler çıkışlardan oluşur hayal işi. İlk inişi yaşadığınız an arkadaşlar ondan sonra dersin ki ya eskiden Porsche mi vardı bizim Fiat Doblo neyimize yetmiyor ya işte biniyoruz gidiyoruz işte Citroen neyimize yetmiyor. Di veriyorsun ve ilk vazgeçtiğin şey hayallerin oluyor. Demek ki nedenler gerçek, aciliyeti yüksek, şiddeti yüksek nedenlerse ve duygusal olursa şayet o kadar iyi. Mesela şöyle bir örnek vereyim sana. Diyelim ki Kayani'de bir gün sen Diamond olacaksın ve 1.000 tane otoshipten oluşan, 1.000 tane otoshipten oluşan bir organizasyon olacak ve unutma bu insanların 1.000 tane ürün alımı 1.000 dolar Kayani Caring Hands yardım eli kumbarasına aktarılıyor. Senin hayatta böyle bir dokunuş yapmandan dolayı dünyanın farklı farklı yerlerinde insanlara sağlıklı gıda, çocukları bizim kadar şanslı coğrafyalarda doğmamış insanlara kaliteli besin olarak gidiyor, okul olarak gidiyor. Afrika'da temiz su çıkartan su kuyuları olarak gidiyor arkadaşlar. Temiz su olarak gidiyor. Yani yaptığınız şeyin arkasını eşeleyin arkadaşlar ve duygusal nedeni bulana kadar devam edin. Mesela böyle bir şey olsa acaba sana bugün bir davet aldırır mı bu? Bugün ben bir satış gerçekleştireceğim. Bir sunset, bir Kayani wellness üçgeni satışı ya da bir kolajen satışı gerçekleştireceğim ve şunu biliyorum. O gerçekleştiğinde 1 dolar belki büyük bir şey değil ancak oradaki çocuklara bu gıda olarak gidecek. Kaliteli gıda olarak gidecek. Yani un, yağ, şeker, pirinçten bahsetmiyorum. Gerçekten kaliteli hem zihinsel hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. Gibi bir sebep olursa eğer işte insan evladı o zaman arkadaşlar harekete geçiyor. Homo sapiens özelliğimiz gereği böyleyiz. Böyleyiz. Yani para bize genellikle bir şey yaptıramıyor. Para bizim için bir motivasyon kaynağı değil. Para hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin istediği bir şey para. Ancak para bizi harekete geçirmiyor. Sorun burada. Dolayısıyla nedenlerinizi para ve maddiyata dayalı nedenlerden çıkartıp duygusal nedenlere dayandırmanızı öneririm size. Bugün yani kötü bir örnek belki ama vereyim. Bir zamanlar arkadaşlar dünyayı harekete ya da Almanya'yı harekete geçiren bir lider vardı Hitler.
Evet, bu adam evet kötü bir adam, doğru. Ancak liderliği tartışılmaz. Bu insan neyi harekete geçirdi? Alman halkının duygularını harekete geçirdi arkadaşlar. Almanlara milyoner olmayı, milyarder olmayı önermedi. Almanlara daha başka bir şeyler önerdi. Yeniden büyük Almanya'yı önerdi ya da ne bileyim başka bir şeyler önerdi. Ama duygularına hitap etti. Duyguları harekete geçtiğinde Almanya silahlandı. Almanya 4 milyonluk bir orduya dönüştü ve ondan sonra dünyanın her bir tarafına saldırdı. Duygular insanları harekete geçiriyor arkadaşlar. Sizi de harekete geçirecek şey duygulardır. Duygularınıza inemezseniz bugün kendinizi bir gün daha tüketmiş olarak bulursunuz. Davet almadan. O yüzden oturun kendinize sorun. Mesela örnek vereyim. Yani kimin için yapıyorsun bunu? Ne için yapıyorsun? Bunu kendinize sormanızı öneririm. Bu dünyadan göç etmiş olan bir yakınınız, sevdiğiniz vardır. Ne bileyim annenizdir, babanızdır, efendim büyüğünüzdür. Gidip dersiniz ki bir gün kendinize bir hedef belirlersiniz. Ceyit olduğunuzda dersin ki belki ne bileyim mezarı başında dersin ki bunu senin için yaptım. Bunu senin için yaptım. Evet küçükmüş gibi görünen bir başarı ancak büyük bir başarıya dönüşecek ve ben buna devam edeceğim. Jet kopyalamaya devam edeceğim. Arkadaşlar gibi duygusal duygulara hitap eden şeyler, durumlar sizi harekete geçirir. İnsanı harekete geçirir. Homo sapiensin özelliğidir bu. Bu tür yerlerde oynamanızı şiddetle öneririm. Yoksa arsa alacağım, ev alacağım, kendi evim olsun, efendim zaman özgürü olayım. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Ancak soru şu. Düşüşü yaşadığında seni tekrardan kaldırıp hareket ettiriyor. Eğer seni hareket ettirmiyorsa bu nedenler neden değildir. Güçlü neden değildir. Yeterince güçlü neden değildir. Bazıları diyor ki Yavuz Bey benim yeterince şey benim diyor güçlü nedenlerim var. Ben diyor kayan işini yapmak zorundayım ve yapacağım. Bakıyorum harekete geçmiyor. Ama diyor harekete geçemiyorum. Yavuz Bey neden geçemiyorum vesaire. Arkadaşlar bunun cevabını bilmek için alim olmaya gerek yok. Bir neden sana bugün davet aldıramıyorsa, bak sana bugün davet aldıran bir neden yoksa yeterince güçlü değildir. Yeterince güçlü bir nedeni olanlar harekete geçiyor. Harekete geçemiyorsan bil ki sen gerçek nedenini henüz, yeterli güçlü nedenini henüz bulamamışsın demektir. Bunun üzerinde mesai yapmak gerekiyor belki. Bazıları bunu bir saniyede buluyor. Bazıları şu konuşmamda tespit ediyor bazıları ve hemen harekete geçiyor. Şu anda belki de arka planda bilmiyorum ama WhatsApp grubunda belki de arkadaşlarınızı aramaya başladı onlar şu anda. Davet almaya başladılar şu anda. Daha ben cümlemi bitirmeden, daha bu eğitim bitmeden yapmaya başladılar. Bazıları eğitimin bitmesini bekleyecekler. Eğitim bittikten sonra yapacağım diyecekler. Bazıları eğitim bitecek, bugün geçecek, bugünden sonra yaparım diyecekler. Bazıları yapacak. Ama ezici çoğunluğu arkadaşlar yapmayacak. Çünkü erteleme çukuruna düşecekler. Erteleme tuzağına düşecekler. Yapmamak onlara daha mantıklı gelecek. İnsan mantıklı bir yaratıktır. Ancak mantıklı kararlar insan yaşamını güzelleştiren kararlar değildir arkadaşlar. Bugüne kadar hayatımızda hep bize mantıklı seçimler yapmamız öğretildi. Ancak yaşadığımız sonuç mutsuzluk, doyumsuzluk, hayattan keyif almama. Kayani bunun dışında bir dünya. O yüzden özet arkadaşlar neden yapacağım, neden, nasıl yapacağım, efendim bana daveti ne yaptırabilir, ne olsaydı ben bugün görüşme daveti oluştururdum deyip arkadaşlar daveti alabilenler müthiş bir iş çıkartmış olurlar bugün. Bugün yapacağınız küçücük bir dokunuş insanların hayatına yaşamlarını değiştirirsiniz o insanların, sizin de yaşamınız değişir. Bugün yaptığınız harekettir. Bir gün arkadaşlar, bir günde değişir her şey. Biz Emre Topçu arkadaşlar, Purple Diamond, bizim direkt sponsorluğumuz olan bir arkadaşımız. Dünyanın şu anda en büyük ticari hatlarından bir tanesini inşa etti Emre. Bir gün tanıştık Emre'yle, bir gündü o. Tarihi de söyleyeyim size, yanlış hatırlamıyorsam 15 Ocak olması lazım arkadaşlar. 15 Ocak 2013. O gün ben eğer şu modda olsaydım, yani ya şimdi görüşeceğim, hayır diyecekler. O da hayır diyenlerden birisi olacak deseydim eğer.
Hayat nasıl olurdu? Bambaşka bir şey olurdu. Ama ben o gün arkadaşlar Emre ile görüştüm. Bir gün, o bir gün, 15 Ocak Emre'nin ve benim ikimizin de hayatını değiştirdi ve sayısız insanın hayatını değiştirdi arkadaşlar. 15 Ocak. Bir davetti, bir öneriydi, bir teklifti, bir sunumdu. 15 Ocak 2013. Cumali Bağcı yine aynı şekilde ilk konuştuğumuz o gün Cumali abinin, benim ve birçok arkadaşımızın hayatı değişti. Hüsniyelerle Marmara Park'ta oturduğumuz günü bugün gibi hatırlıyorum. Oturduğumuz, sunumu yaptığımız günü bugün gibi hatırlıyorum. Tarihi ne olduğunu hatırlayamıyorum ama Hüsniye hatırlar büyük ihtimalle. O gün Hüsniye'nin ve sayısız insanın hayatı değişmeye başladı. Bizim hayatımız değişti o. Barış Kurt'la tanıştığımız gün aynı şekildedir. Burada şimdi Cengiz Çorbacıoğlu buradaysa bilmiyorum. Tanıştığımız gün onun ve benim hayatım değişmiştir arkadaşlar. Yani saydığım kişi sayısına dikkat edin. Bakın arkadaşlar 4-5 bilemediniz 6'dır yani. Direkt olarak bizim karşımıza gelen, görüşme yaptığımız, sunum yaptığımız insanlar. Herkesin tabii ki ismini sayamayacağım. Yani oradan özür diliyorum tabii ki şey yapmayalım, eğitimi de uzatmayalım onlarla ama sonuçta sizlerle ben veya buradaki birileri tanıştı. Sizler de bugün birisini davet edeceksiniz. Ve o gün belki de bugün. Arkadaşlar 9 sene sonra kendinizi benim yerime koyun. 9 sene sonra geleceksiniz ve diyeceksiniz ki vay be X kişi, her kimse o kişi olacaksa bugün davet edeceğiniz kişi ve belki de sizin 9 sene sonra Purple Red Diamond'ınız olacak. Belki de bugün davet edeceğiniz kişi ve evet 20 Mart hiç unutmuyorum diyeceksiniz. 20 Mart 2022 idi tarih. Onu davet ettim. Düşünüyordum davet etsem mi etmesem. Dedim ki ne kaybederim ya. Ne kaybederim? Ona bir dokunuş yaparım. Ve takvime işledik o gün. O takvimi hala da saklarım. Belki de şey yaptınız, fotoğrafını alırsınız, kaydedersiniz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Duyguları yaşamanız lazım. Duyguları yaşamanız gerekiyor. Sebebi değiştirirsen sonuç değişir. Herkes sonuca odaklı. Hani nerede para? Hani nerede kariyer? Hani nerede şu? Hani nerede bu? Değiştirmen gereken şey sebep. Sebebi değiştirirsen sonuç değişir. Ömrünün sonuna kadar kayanı yapmayacaksın arkadaşlar. Bunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar yapmayacağız bu dışarıda ama biraz gayret. Gerçekten biraz gayret. Gayret. Düştün mü? Kalk. Kalk tekrardan. Durma şansımız, şeyimiz yok. Durma lüksümüz yok. Hayat kısıtlı. Ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Kimin ne kadar zamanı kaldığını bilmiyoruz. Ne kadar kaldı? Vadenizin dolmasına ne kadar kaldı arkadaşlar? Bilen var mı? Bilmiyoruz. Ne kadar? 50 sene? 100 sene? 20 sene? 10 sene? 3 ay? 3 dakika? Arkadaşlar bilen var mı? Hiçbirimiz bilmiyoruz. 20 dakika? 3 hafta? Bilen yok. 3 saniye? 1 saniye sonra ne olacağı belli değil arkadaşlar. Öyle bir hayattayız. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla ne kadar kaldığını bilmediğimiz bir şey arkadaşlar çok değerli bir şeydir. Çok değerli. Çok değerli olmalı. Bu konuda rahat olamayız arkadaşlar. Biraz gayretli olmak zorundayız. İnsanlar arkadaşlar çeşitli sebeplerden dolayı yaşamlarını kaybediyorlar. Çeşitli sebeplerden. Kalp krizi, başka sebepler, hastalıklar, şunlar bunlar. Biz kaç kişinin hayat şeyini önleyebiliriz bilmiyorum. Yani bu tür sorunlarını önleyebiliriz. Bunu ölçümlendirebilme şansımız yok. Gerçekten yok. Yani ben bu ürünleri sana kullandırdım. Sen o yüzden dolayı şu an yaşıyorsun diye iddiasında bulunamayız tabii ki. Ancak bildiğimiz bir şey var. Bu insanların yaşamını biz yaşamının uzadığını ve bunun bir müsebbibi olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. O yüzden dolayı arkadaşlar zamanla yarışıyoruz. O yüzden çabuk çabuk hareket etmemiz gerekiyor. Hızlı hızlı yapmamız gerekiyor. Biraz gayretli çalışmamız gerekiyor. Gerekiyor. Evet, zaman kaldırıcı zaten anlattığımız şeyler arkadaşlar. Bir gün gelir bir bakarsınız. Siz günde 2 saat zaman, efor yatırımı yaptığınız, çalıştığınız Kayani ve başka insanların da zaman yatırımları sonucunda günde sanki 86 saat çalışıyormuşçasına para kazanırsın. Bir gün bir bakarsın buna 106 saat daha eklenmiş. Günde hala 2-3 saatini verdiğin Kayani içinde bir bakarsın günde sanki 200 saat çalışıyormuşçasına
gelir elde edersin. Yani zaman kaldırıcı budur. Kendinizi benim yerime koyun. Günde 1.000 kişi organizasyonumuzda büyük ihtimalle günde 2 saatini Kayani'ye veriyor. Yani günde 2 saat değil tabii ki, 4-5 saati buluyor bizim çalışma saatimiz. 5 saat çalıştığınız bir işi düşünün arkadaşlar günde ve gelir elde ederken 2.000 saat günde çalışıyormuşçasına para kazandığınızı bir an için hayal edin. Size böyle bir hayatı tesis etmeye çalışıyoruz. Bütün çabamız bu yönde şu anda. Ve sadece size değil, sizden sonra, onlardan sonraki kuşaklara kalacak olan ticareti inşa ediyoruz. Ki Örkensin rahmetli sözü vardı. Hep derdi ki biz geleceği hayal etmiyoruz. Biz geleceği inşa ediyoruz derdi. Onun en sevdiğim sözlerinden bir tanesi. Biz geleceği hayal etmiyoruz. Hayal dünyasında değiliz. Biz geleceği her gün, her dakika, her saniye inşa etmeye devam ediyoruz. İnsan tarama programı. Listenize odaklanın. Kimlerin sağlıklı yaşamasını istiyorum? Kimlerin daha sağlık varlık zaman özgür şeyine sahip olmasını istiyorum? Bunun listesini yapın. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi. İlk etapta yeterli. Sonra arkadaşlar reklam davet. Sonra sunum. Sonra olumlu haberler. Sonra kapanış. Sonra yeni ortaklar. Sonra takip edilecek kararsızlar. 100 üzerinden değerlendirirsek atıyorum 100 tane reklam davet yaptım. 70 tanesi sunuma gelir. 50 tanesi olumludur. 25 tanesi ikinci görüşmeye gelir. Efendim 20 tanesiyle de el sıkışırsın. İşin şeyi bu. Tamamen sayı odaklı. Reklam ve davetli arkadaşlar unutmayın. 4 unsur. Merak, fayda, heyecan, coşku, eylem çağrısı. Ve 90 gün yasakları. Neden 90 gün? Nedense arkadaşlar bizim Kayani işimiz 90 günlük koşu parkurlarından oluşur. Şöyle anlatayım size. Hayat arkadaşlar inişler ve çıkışlarla dolur. Hayat bazen size 90 günlük koşu yapma olanağı tanımaz. Kayani işinizde bunu tanımaz. Hastanız olur evde yakınlarınızdan birisi veya vefat olur. Bunlar hep hayatta olan şeyler. Bunlar sizin önünüze, yolunuza çıkmış olan taşlar, efendime söyleyeyim, dikenli çalılar, efendime söyleyeyim, engeller, yola dökülen toz, toprak, taşlar, molozlar gibi düşünün. O yolda gaza basamazsınız. Viraj vardır. Gaza basamazsınız. Hayat böyledir. Hiç ummadığınız bir zaman hayatınıza bir meşguliyet girerir ve gaza basamazsınız. Kayani'de de gaza basamazsınız. İster istemez hepimiz insanız, etkileniriz bunlardan. Ancak hayat sürekli virajlardan oluşmaz. Hayat arkadaşlar sürekli dikenli yollardan oluşmaz. Toz topraktan oluşmaz. Mıcırdan, çakıllardan, molozlardan oluşmaz. Bazen de yoldur hayat, bir yolculuk. Bazen bir düzlüğe inersiniz arkadaşlar. Tali yol bitmiştir. Otoyola çıkarsınız ve artık bilirsiniz ki o otoyolun da mutlaka bir sonu var ve tekrardan tali yola bir gün çıkacaksınız. Bir gün hayatınıza kaçınılmaz olarak benzer hayat meşguliyeti. Hastalık olabilir bu, bir şeyler Allah tabii ki korusun, Allah gecinden versin ölüm, yakınlarımızın, hepimizin, anneler, babalar, büyüklerimiz vesaire var. Allah sıralı versin tabii ki ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayat size sonsuza dek bu otoyolu vermeyecek arkadaşlar, vermez. Hazır sağlıklıysak, hazır ağzımız dilimiz konuşuyorsa, hazır elimiz ayağımız tutuyorsa, hazır sağlığımız yerindeyse, arkadaşlar basalım gaza ya. Kendimize 90 günlük bir patika belirleyelim. Ve kendimize bazı yasaklar koyalım bu 90 günde. O otoyola çıktığımızda, o sol şeride geçtiğimizde Allah ne verdiyse hani gazı kökleyelim derler ya, kökleyelim. Çünkü hayat bu olanağı bize sürekli olarak sunmuyor ve sunmayacak. Kayani işi 90 günlük bu son gaza sonuna kadar bastığımız pasajlardan oluşur. Kaç tane pasajdan oluşur arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. 90 günlük tam sağlam bir gaza bastığınızda arkadaşlar büyük ihtimalle neredeyse Diamond gibi bir kariyere gelirsiniz. 90 günlük çalışmanın sonucunda bu çalışma sizi Diamond'a götürür. Bunu
bunu hayatında iki kez yapan, farklı farklı zamanlarda 90 günlük koşu parkurlarında yapan kişi minimum Blue Diamond, Green Diamond olur arkadaşlar. Minimum Blue olursunuz. Minimum. Bunu arkadaşlar 3 kez yapan bugün Kayani'de baktığımda bugün Purple Diamond kariyerinde. Ferhat Gök arkadaşımız. 90 gün, 120 gün, 90 gün şeklinde bunu yapmış. Arkası arkaya mı? Hayır. Önce bir yapmış 90 gün. O zaten onu bir Ruby'ye falan getirmiş. Daha sonra hamleyi bir daha yapıyor. Diamond Blue Diamond'a götürüyor. Aradan belki 1-2 seneye geçtikten sonra yapıyor belki bunu. Daha sonra bunu arkadaşlar belki 1-2 sene sonra tam hatırlayamıyorum. Bunu bir daha yapıyor. 90 gün yapıyor. 120 gün sürüyor ikincisi yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra bir 90 gün daha yapıyor bu çalışmayı. Bu yoğun davet, bu yoğun tempo, bu yoğun takip, bu yoğun kayıt vesaire çalışmasını. Ve arkadaşlar üçüncüsü onu Purple Diamond kariyerine götürüyor. Ben kendim için söyleyeyim. Bana sorarlar ya Yavuz Bey sen niye Red Diamond olmadın, Purple Diamond olmadın? Çok basit. Çok basit. Tembellik yaptım. Bir kez yaptım 90 gün hamlesini. Beni bugünkü hayatıma getirdi. Bu şu anda tekrardan bunu yapıyorum. Daha sonra belki bir daha yapmam gerekecek. Ve üç hat tamamen arkadaşlar bizlerden bağımsızlaşacak. Özetliyorum. Hayat arkadaşlar bazen size koşu parkurları sunar. Önünüzde bir tane çakıl yoktur. Bir tane taş toprak yoktur. Bir tane sizi son sürat gitmekten engelleyecek hiçbir şey yoktur. Hazır arkadaşlar hayat size böyle bir fırsatı sunduysa eğer şu an böyle bir durumdaysanız arkadaşlar hani tam Türkçesini söyleyeyim yanlış anlaşılmasın da affetmeyin. Yani bu fırsatı değerlendirin. Çünkü hayat bu şekilde devam etmiyor. Etmeyecek. Bir gün gelecek düşüş yaşadığımız zamanlar olacak. Hepimizin farklı farklı zamanlarda. Hüsniye'nin bir gün geldi. Hayat ona bu 90 günü sunmuştu. Belki o gün göremedi tam. Daha sonra Kayani yanladı. 90 günlük oyun planına giriyordu ama diyelim ki ne oldu? Eski ticaretiyle alakalı efendim sıkıntıları vardı. O onu sürekli meşgul etmek zorunda kaldı. Odaklanamadı. Daha sonra tam tekrar 90 günlük oyun planına başlıyorum dedi. Babasının rahatsızlığı araya girdi. Atıyorum işte babasını kaybetti. Gibi gibi arkadaşlar hepimizin benzer durumları var. Geçmişte oldu, bugün olabilir. Bugün olmasa da yarın olabilir ama 90 günlük patikaları sunar bize hayat. O 90 günlük patikaların ne olduğunu çok iyi tespit etmek zorundasınız. O gün bugünse eğer arkadaşlar zaman kaybetmeyin. Çünkü ne kadar kaldığını bilmiyoruz. 90. Kendinize yasaklar koyun. Hayat dengeden oluşur derler. Arkadaşlar 90 günde denge yoktur. 90. Bu işin bedeli budur. Bu işin diyeti budur. Bir 90 gün her şeyini kalbini masaya koyarsın. Kalbini adeta bu işe koyarsın. Televizyon yasaklarsın kendine. Hobilerini yasaklarsın kendine. Düğünler, nişanlar yasaklarsın. Yasak. Kahvaltıymış, brunchmış, mangalmış, bilmem neymiş. Doğum günleri, deniz, sahil, kumsal, güneş yasak. 90 gün arkadaşlar. 90 günlük oyun planıyla inşa olur kayani ticaretiniz. Neden bunları söylüyorum arkadaşlar? Sizin başarınız için söylüyorum. Yalnız başarı Yavuz gibi değil. Yavuz pazarlık kabul edebilir. Sizin sevdikleriniz pazarlık kabul edebilir. Patronunuz pazarlık kabul edebilir. Ancak başarı arkadaşlar pazarlık kabul etmiyor. Başarıyla pazarlık yapamıyorsunuz. Ben hem televizyon izleyeceğim, hobilerimden de geri kalmayacağım ama aynı zamanda şu kariyere geleceğim diyorsanız arkadaşlar başarı böyle bir şey sevmiyor. Başarı bunu kabul etmiyor. Başarıyla pazarlığa oturamazsınız. Başarı gereği neyse yapılması karşılığında elde edilen bir şeydir. Pazarlıkla elde edilen bir şey değildir. Maaşlı işinde pazarlık kabul eder. 30 gün bana çalışırsan sana şu kadar maaş öderim. Pazarlıktır, kabul eder. Ama yani de başarı arkadaşlar bunu kabul etmez. Kabul etmez. Hem bu olsun hem de bunlardan fedakarlık yapmayayım ben. Hayır. 90 günde denge yoktur. O yüzden baştan arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, karınızla, kocanızla,
Çocuklarınızla güzelce konuş. Ben 90 günlük bir oyuna giriyorum da oyun planı bu. 90 gün boyunca bunlar yasak. Beni çok fazla göremeyeceksiniz. Yanınızdayım fiziki dünyada ama beyin olarak ben tamamen kayhanede olacağım. Bunu göreceksiniz. Part time yapacağım veya full time yapacağım fark etmez. Ama ben her şeyi, kalbimi buraya koyacağım. Deyin arkadaşlar, hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. İşimiz iletişim işidir. Bu kitabı şiddetle öneririm. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. Arkadaşlar, samimi bir davet, iyi yapılmamış bir davetten her zaman daha değerlidir. Bunu da unutmayın. Samimi olun her zaman. Teknik olarak iyi davet yapacağım diye samimiyetten uzaklaşmayın sakın. Samimiyeti feda etmeyin arkadaşlar. Samimi olun her zaman. Daha değerlidir. Başladığım zamanlarda benim davetim. Ahmetciğim, seninle bu video seyredeceğiz. Ne zaman nerede buluşuyoruz? Cumali abi, seninle video seyretmemiz lazım. Önemli konu abi. Ne zaman nedir kardeşim Yavuz kardeşim? Abi buluştuğunda göreceksin. Ne zaman buluşuruz? Tamam Yavuz kardeşim, gel manavgat çayının kenarında oturalım. Çayımızı kahvemizi içelim izleyelim o zaman. Merak ettim. Bitti. Reklam, davet, her şey bu. Biz bu işi böyle inşa ettik. Hüsniye, seninle bir video seyretmemiz lazım. Konu çok önemli. Nedir Yavuz Bey? Ondan sonra ya, konu önemli. Buluştuğumuzda şey yapacaksın. Video izlediğinde göreceksin. Nerede buluşalım biz? Yavuz Bey nerede buluşalım? Şeyde buluşalım o zaman. Marmara Park'ta buluşalım. Okey, tamamdır, buluşuyoruz. Cengiz nerede buluşalım? Cengiz dedi, Marmara Park'ta buluşmuştuk. Buluşalım. Bitti. Arkadaşlar ne var? İçinde merak mı var? Fayda mı var? Şey mi var? Yani anlattığım teknik bir yok. Yani mükemmel olmaya çalışmadık biz. Doğal olduk, samimi olduk. Video seyretmemiz lazım ama bilgi vermedik hiçbir şekilde. Bilgi kaçağı yapmadık. Bembeyaz bir kağıt gibi gelsin otursun. Videoyu seyrettirdik. Kararını istedik insanlardan, bu kadar basit. Bir saat. Bir saat, bir dakika olmadı bizim için. Hüsniye'nin hep notları gelir gözümün önüne arkadaşlar. Bu Hüsniye'nin bana gönderdiği fotoğraftı. Onun ilk reklam davet çalışmalara bak ne kadar güzel yapmak. Görüyor musunuz? Çıktısını aldırmış şeyden. Kırtasiyeden. Almış hepsini, yazmış, çizmiş. Bak buraya yazmış. Karalamış, bu kelime değil demiş, bunu değiştirmiş. Önce yazın güzelce. Kafanıza göre konuşmayın insanlarla. Mutlaka bir şablonu çıkartın önce. Ondan sonra. Ve bu konuyla da ilgili Safir Plus arkadaşlarla, Hüsniye ile, Cumali abiyle, bizlerle sıkıntı yaşadığınız durumlar olursa her zaman tabii ki temas edebilirsiniz. Zoom'a gelirken bembeyaz bir kağıt gibi gelmeli aday. İş var dersen kendini sorulara maruz bırakırsın. Firma nedir diye sorar. Firma ismini veremem dersin, işler iyice karışır. Ya nasıl şeymiş ya, bu firma ismi yok mu arkadaş diye sorar. Ne yaptın? Kendi kendine durduk yerde sorulara maruz bıraktın. Neden? Çünkü ne dedim ben? İş kelimesi kullanmayız biz reklam davetlerimizde. Ürün var dersen kendini sorulara maruz bırakırsın. Ürünün ismini sorar. Web sitesini sorar. Vermiyorum desen bir türlü, verirsen bir türlü. Versen bilgi kaçağı yapmış olacaksın. Vermiyorum desen bu sefer iletişimi bulacaksın. İyisi mi? İş, ürün teklif etmeyiz. Biz insanlara yardımcı olmayı teklif ederiz. Biz insanlara işbirliği teklif ederiz. Biz insanlara karşılıklı yardımlaşmayı teklif ederiz. İşbirliğini teklif ederiz. Seninle bir işbirliğimiz olabilir mi? Nedir? Konu nedir? Mesela Zoom'da buluşalım. Konuşalım bunu. Anlatacağım. Nedir konu? Buluştuğumuzda konuşacağız. Zoom'a gelmesini istiyoruz ancak olabildiğince bembeyaz bir kağıt gibi gelmesini istiyoruz. İş dedin, kağıdı karalarsın. Ürün dedin, kağıdı karalarsın. Yine algoritma arkadaşlar, konuşun insanlarla. Sorununu tespit et, ihtiyacını tespit et. Daveti hemen yapma. Kaygılanma kayani konusuyla ilgili. Ya nasıl davet yapacağım acaba? Önce bir konuş ya, rahat ol, relax, konuş. Bu insanın hayatında neler var? Dinle. Al çayını kahveni yanına. Efendime söyle. Dinle güzelce. Ne sorunları var? Zoom yap. Galatasaray Fenerbahçe muhabbeti yap. Havadan sudan muhabbet yap. Ne yapıyorsun kardeş? Yani senin listede şey yaparken bir arkadaşım ararken Sema'ydı onun da ismi. Senin de ismini gördüm. Bir basayım alo diyeyim dedim sana. Arkadaşlar insanlar sever böyle şeyi. Homo sapiens. Özelliğimiz böyledir. Araya daha sonra bir iki gün koy. Al kağıdı kalem eline. Güzelce bir yaklaşım senaryosu çiz. Ondan sonra yardımcı olmayı teklif et. Konuşurken ya bu ikide bir burnunu çekiyordun. Kışları genelde böyle misin? Evet ya, kışlar benim için çok zor geçiyor. Bu kışları burnunuzda. Abi sana yardımcı olmamı ister misin bu konuyla ilgili? Alın size bir davet arkadaşlar. Ne bileyim işte rahatsızlığın, grip vardı vesaire. Sana yardımcı olmamı ister misin? İşte Covid dönemiydin, evde olduğunu söyledin falan. Sana yardımcı olmamı ister misin? Ya da ne bileyim ticari olarak şeyler vardı. İşte ticaretle ilgili sıkıntılarından bahsettin. Tahsilatla ilgili işte piyasada bilmem kaç X miktarda paran olduğunu alamadığını taşı. Bu konuda sana yardımcı olmamı ister misin? Arkadaşlar Kayani'nin yardımcı olabileceği sağlık varlık zaman üçgeni yardımcı olabileceğini düşünüyorsanız eğer o kişiye
yardımcı olmayı teklif edin. Sana yardımcı olmamı ister misin? Nasıl olacak bu peki? Eylem çağrını yap daha sonra. Zoom'da konuşacağız. Zoom'da buluşalım. İşte bugün bu davetlerin pratiğini yapacağız. Görüşme planlama grubunda takvime işleme talebinde bulun. Konuş, sorun ihtiyacı tespit et, daveti hemen yapma, araya birkaç gün koy, yardımcı olmayı teklif et, eylem çağrını yap, görüşme planlama WhatsApp grubunda takvime işleme talebinde bulun. Evet arkadaşlar, nazari eğitim benden şimdilik bu kadar. Şuradan paylaşımı da durduruyorum. Paylaşımı durdur. Kaydı da durdurayım arkadaşlar ben. Bu kayıt bulunsun. Kaydı